Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Evin içerisindeki kafeste muhabbet kuşu beslemek caiz midir hocam? Şimdi tabii ben bu sorulara caizdir değildir diye kısa kısa cevap versem anlaşılmayacak. Evet. Onun için biraz genişletmek durumunda kalıyorum. Şimdi muhabbet kuşları olsun, bunun dışındaki diğer mesela hayvanat bahçelerindeki varlık, canlılar olsun. Bunlar Allah'ın yaratmış olduğu hür varlıklardır. Yani bildiğim kadarıyla mesela bir arslan 50-60 kilometre, 70 kilometre yol yapıyor. Bir kurt, efendim, ecdat anlatıyor mesela, işte 7 dağ dolaşır falan, 150 kilometre yol yapar. Şimdi bir kuş uçuyor, özgürce uçuyor mesela, 2000 kilometre, 3000 kilometre yol yapıyor mesela, göç yapıyorlar, uçuyorlar. O kadar Allah'ın yarattığı kainatı dolaşıyor. Sen onu daracık bir kafesin içerisinde sıkıştırıyorsun. İşte bunlar böyle yetiştiriliyor. Öyle yetiştirilmiyor, o hale getiriliyor. Yani onların hürriyeti kısıtlanıyor. Onun için en başta bunların beslenmesine, bu şekilde dar bir alanlara konulmasının fetvasını rahat bir şekilde vermek zordur. Ne yapılıyor? Milli parklar yapılıyor mesela. Etrafını çeviriyor. Bir Türkiye'nin yarısı kadar, o Serengeti dedikleri işte Afrika'da, uçsuz bucaksız bir alan. Yani Türkiye'nin yarısı kadar efendim bir bölgeyi çevirmiş. Orada hayvanlar, varlıklar efendim duvarlarla çevriliyor ama içerisinde özgürce dolaşabiliyor. Bu şekilde. Şimdi bu muhabbet kuşu meselesinde de hiç olmazsa günde birkaç kez kafesin kapağı açılır da hayvancağızın böyle uçmasına, bir ferahlamasına müsaade edilirse o vebalden kurtululmuş olur. Bir yere gitmiştik. Orada bir papağan besliyordu evde. Şimdi kafes işte şu büyüklükte var. Fakat papağan da büyüktü. Yani iyi hatırlıyorum. Papağan kafesin tam boylu boylu içinde kapanmış. Yani dönüyor. Ben daraldım yani. Hani bir insan böyle bir beton içerisinde sıkışır, böyle nefes alamazsın ya. Yani hayvancağız da kanadını açamıyor. Böyle orada dönüyor. Ya dedim, bunu bu şekilde açın, hayvancağız burada sıkışmış vesaire. Bunun da uçmak ister, dolaşmak ister. Yani burada dikkat etmek lazım. Bunların alınması, satılması hususunda kazanılan para günahtır, haramdır demiyorum. Böyle bir kitaplarda böyle bir kayıt yoktur. Alınır, satılabilir, bakılabilir, beslenebilir. Ancak mesela yola gidileceği zaman hayvancağız aç kalır. Bunun vebali çok büyüktür. Malumunuz mesela bir kediye hapsediyor. Efendim kişi cehenneme gidiyor. Öbür tarafta köpeğe mesela su veriyor. Bir adam su veriyor. Cennete gidiyor. Bir kötü yollarda yani gayri ahlaki bir bayan. İşte o yine aynı başka bir rivayettir o. O da bir köpeğe su veriyor. O merhametinden cennete gidiyor. Şimdi bunu besleyenler mesela değerli Ahmet mesela onun yemini icabında tam veremeyebilir. Hayvancağız aç kalır. Yani mesele içerisinde meseleler çıkıyor. Dikkat etmek lazım. Bunların vebali basit olmaz. Dikkat etmek lazım. Kimsenin ciğer sahibi canlıların ahı da büyüktür yani. Ona da dikkat etmek lazım. Dikkat edilir, hürriyeti sağlanır. O şekilde ben bakacağım diyorsa müsaade vardır. Kedi beslenebilir evin içerisinde. Buna da müsaade. Köpek asla evin içerisinde haramdır. Hatta orada kıyraten der. Sevapları götürür yani. Hatta kapının önünde bile olması doğru değil. Evin içerisinde bakması bakımından. Bahçede olması gerekiyor. Denge budur. Yani bu şekilde olması. Hatta çok hızlı anlatayım. Fransız bir biyolog, yani işte canlı bilimiyle uğraşan, Osmanlı topraklarını geziyor işte, hayvan hakları vesaire diye. Ondan sonra dönüyor, gidiyor, diyor ki biz hayvan haklarından bahsederken gerçek hayvan haklarına Osmanlı yani Müslümanlar sahip çıkıyorlar. Her bir canlının nerede yaşaması gerekiyorsa orada yaşatıyorlar. Yani kediyi evde besledikleri gibi efendim köpeği de bahçede, ama gereken yemini vesaire veriyorlar. Adam şimdi köpeği evde besliyor ki ev gibi görülüyor ama icabında tatile gidiyor. Hayvancağız orada aç susuz kalıyor.
günlerce icabında köpek orada havlıyor, açlıktan perişan hale geliyor, ölüyor vesaire. Bunların şeyi ne olacak? Bu hayvan hakkı mıdır yani? Yani şimdi bir şeyi konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Din ne diyorsa her şeyin en doğrusunu bilen Allah'tır. Allah'ın mülkünde Allah'a haşa efendim itiraz eder gibi kurallar koymaya kalkışmak yerinde olmayacaktır. Biz konulan kurallara uyacağız.